Vallahi Evleneceğine inanıyor musun gerçekten? ya ben burada olacak gibime geliyor ya. Yani rüyamda da gördüm gibi bir şey diyeyim Rüyanda ama elektrikler yok. Yani orada evlendiğimi gördüm ama program başladıktan sonra tabii hani önceden gördüm değil. Hani program ya bir de hislerime güvenirim ben olacak gibi ya. Ya bir şey söyleyeceğim olacak gibi. Evleneyim de Türkiye de kurtulur ya. Hayır seninle de olacak gibiydi ama bir türlü olmadı. Onunla ilgili pek konuşmayayım ya. Tülin de başka bir evlilik programına katıldı. Son durumu ne bilmiyorum. Devam de ediyor mu etmiyor mu? Ben bilmiyorum ama her gün hiç orada da... Hiç baktın mı bir ne yapıyor diye? Vallahi bir iki kere baktım ama devamlı orada da benim ismimi... Senden mi bahsediyor? Benden devamlı Caner Caner. Biz hiç programda ne onun ismini andık. Unutamamış yani, olabilir mi? Ya sanmıyorum ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Eskiden Tülin'in yani Caner'le ilgili bir soru sorulduğunda ya da gel denildiğinde ay adını duymak istemiyorum Şimdi diyordu. Şimdi ben programa çıktım evlendirme programına. Ondan sonra bir hafta sonra sırf bana inat olsun diye kendisi başka kanala çıktı. Emin olun sırf inattan yani başka hiçbir şey değil. Çünkü sen o program 13 yıl önceki program bittikten sonra yine bir görüşmek istedin, bir adını andın. Şöyle haber çok gönderdi. Çok istedim evet o adını zaman. Ağzıma almasın, duymak ve görmek bile aynen istemiyorum. Aynen öyle. Ve niye şimdi çıktım programı ve niye benim orada ismimi geçiriyorsunuz devamlı yani. Evet. Peki şu rüyanda evlendiğimi gördün dedin ya, tipi nasıldı kızın? Gördün mü kızı söyleyeyim da? Mi ya? Söylemeyeyim ya. Bozulmasın söyle diye anlatmayacaksın. Söyleyeyim ya ama gelen adayları da şey olur bir ya. Bir şey şimdi... söyleyeceğim. Kumral dersen hem kumral esmere döner değildi. Hem sarışına. Arada ne? Bir renk kumral da değildi. Sarışında. Kapalı bir bayan giriyordu. Kapalı bir bayanla evleniyorduk ya. Öyle mi? Ama tabii bu rüya. Şimdi gelen adaylar kader da kısmet. Kader kısmet. Olabilir. Berkan diyor ki bence Tülin'le birlikte evlensinler. İnatlaşıp ayrı programlara katılmışlar. Buna aşk derler. Vallahi ben şunu söyleyeyim cidden kalpten söylüyorum. Bir gram bir şey hissetmiyorum. Bir gram. Bir gram hiçbir şey hissetmiyorum. Tülin'le görüştüler mi hiç son 10 yılda demiş. 10 yıldır hiç görüşmüyorsunuz yok, değil mi? Yok asla. Sen bir de duygularını böyle çok belli eden birisin. Ben geçen gün şey yaparken izlerken kanalda bir yerde yine, ağlıyordun yine ya hiç çok ağlıyordun. Ya. Çok niye özür dilerim. Sizin programda da hatırlıyorsanız evet, nasıl ağlamışım abi mevzusunu. Evet. O zaman da abim yeni rahmetli olmuştu. Of. Ya abi konusu baba konusu aslan. Geçtiği zaman inanın tutamıyorum. Hani ağlamayayım diyorum yere bakıyorum, havaya bakıyorum, sağa sola bakıyorum ama gözlerimden yaş süzülüyor ya dayanamıyorum. İkisini de yeni kaybettiğin aynen. için olur belki. Peki, ya babam biz... çok oldu ama yine baba dendiği zaman dayanamıyorum ya. Evet. Nasıl bir kadınla evlenirsin diye soruyorlar sana. Ben programda da söylüyorum hep öyle hanım hanımcık ev kızı. Çalışmasın mı istiyorsun? Ya, çalıştırmam ben ya sanmıyorum. Yani o konuda yani şu an ama çalıştırmam Caner, diyorum. Ama şu an demen de güzel ya, bir şey. Ben eşime mi? Bakarım ama işinde yani, gücündeyse ne diyeceksin? Çık mı işten diyeceksin? Demem herhalde ama ha. Şu anki düşüncem bilmiyorum. Hani o zaman ne gösterir? Kıyafetine özen gösteren, fazla gece hayatı olmayan işte ondan sonra sosyal ağlarda fazla aktif olmayan, hanım hanımcık böyle ev kızı, ailesiyle yaşayan, aile bağları kuvvetli, öyle birini istiyorum. Ev yani. Kızı derken hepimiz bir şekilde bir evin kızıyız. Yani, evet. Yani çalışmamış, annesinin babasının yanında oturan mı demek yani istiyorsun? Yani daha böyle, daha hanımcık. Kıyafet konusunda çok hassasım. Sen kıskançsın. Çok. Kıyafet konusu zaten. Öyle mini elbise falan. Yani zaten programda hep o konular şey, bayağı bir geriliyoruz. Giydirmem diyorum. Hatta locadaki arkadaşlara da diyorum size de giydirmem. Ondan sonra yani. Sen oraya bir transfer ücretiyle mi gittin? Yok, aylık haftalık bir şey asla, alıyor musun? Asla, gönül para mı yok, yok, yok asla öyle bir şey yok. Ya şöyle bir şey var. O haberleri ben de okudum. Şimdi ben nereden futbolcu diyeyim ki transfer olayım? Ya da başka kanalda bir program yapmıyorum ki başka kanalda transfer olayım. Öyle haberler çıktı. Ama neredeyse günün yarısı oradasın. Oradayım evet. Ya almıyoruz. Gerçekten evlenmek için girdim. Caner bak bizim Semra sormuş gazeteden. Ben kendim Caner'e soruyorum diyor. Merak ediyorum. Rusya'da Gül adında bir kız gelmişti. Geldi evet. Kız mankendi. Demişti ki senin için işimi bırakırım, hayatımı değiştiririm. İstediğin gibi bir kadın olurum, her şeyi yaparım. Sen neden istemedin diyor. Ama o Rusya'da yaşamak istiyordu. Biz onu öyle konuştuk mi? Programdan sonra çıktık, çay içtik. Çaya çıktık. Rusya'da yaşamak istediğini söyledi. Ben de evlendiğim zaman İstanbul dışında Bodrum ya da Çeşme'de yaşamak istiyorum. O da Rusya diye ısrar edince olmadı. Olmadı. Peki.